Günel Hanım merhabalar, hoş geldiniz ofisimize bugün. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok sağ olun sizler. Teşekkür ederiz, iyiyiz biz de. Ofisimize Connect Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'na geldiğiniz için çok mutluyuz. Biz de teşekkürler. Berlin School of Business'la çalışmaktan da çok mutluyuz. Öğrencilerimizi Berlin'e göndermekten de çok mutluyuz. Çünkü birçok öğrencimiz Almanya'da eğitim almak istiyor. Evet. Ve eğitimleri sonrasında da Almanya'da kalmak istiyorlar. Şimdi sizden bazı sorularımız var öğrencilerimizi bilgilendirebilmek adına. Tabii. Okulumuzun lokasyonu Berlin merkezde mi? Evet. Berlin merkezde. Peki hem lisans hem yüksek lisans hizmeti veriyor. Evet. Öyle değil mi? Evet, bir de doktora hatta programı. Doktora da veriyor, evet. Ne güzel. Peki biraz diplomalarından ve programlarından bahseder misiniz? Tabii. Şöyle söyleyeyim Aynur Hanım. İlk önce bizim okul bir işletme okulu zaten. Hı-hı. Ve bütün eğitim programları %100 İngilizce sunuluyor öğrencilerimiz için. Ve bu arada öğrenciler için çok güzel bir fırsat var. Ücretsiz Almanca eğitimi de veriyoruz. Hem lisans öğrencilerimiz için hem yüksek lisans. Programlarımız genellikle işletme ağırlıklı. Hı-hı. Mesela MBA programları, inovasyon ve girişimcilik, hı-hı, dijital marketing, finans vesaire. Ve öğrencilerimiz farklı derecelere sahip olabiliyorlar. Farklı dereceler dediğimde şunu kastediyorum. Bizim birçok programlarımız mesela İngiltere'den, Amerika'dan veya İtalya'dan geliyor ve öğrenciler diyelim ki MBA programına kayıt oldular ve MBA'yı kazandıktan sonra, hı hı, mezuniyet sonrası bir diploma aldıklarında, hı hı, Concord Üniversitesi Chicago'nun mesela program, hı hı, olduğu için Amerikan diploması alıyorlar. Yani diplomada Concord Üniversitesi mi yazıyor? Evet. Tamam. Yani bu çok güzel bir fırsat. Hı hı. Mesela çünkü öğrenciler kalkıp Amerika'da bir MBA programına başvursalar ve eğitim masraflarını karşılamaya kalksalar, yani bu fiyatlar da 3 katına, ama bizde çok uygun fiyatlar ve promosyonlar da sürekli okul yapıyor. O yüzden çok güzel fiyatlardan faydalanabiliyorlar ve şartlarımız da daha uygun mesela. Veya İngiltere akademik partnerimiz var İngiltere'de. University for the Creative Arts diye ve çok güzel gerçekten de. Hem business alanda top 7'de olan bir okul İngiltere'de. Ve güzel programlar da sunuyor, hem lisans hem yüksek lisans. Bu arada şunu da vurgulamak isterdim. Lisans yapan, İngilizce yapan öğrenciler için, %100 İngilizce eğitim almış, hı-hı, öğrenciler için mesela yüksek lisansımızda birçok programlarda IELTS gerekmiyor. Çok güzel. Evet. Çünkü bizim öğrencilerimiz İngilizce sınavlarından biraz korkuyorlar. Özellikle bu IELTS, işte TOEFL gibi uluslararası sınavlardan çekiniyorlar. Ne güzel. Yani okulun İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olduğunu, evet, ispat etmek yeterli oluyor. Evet. O da çok güzel. Evet. Ne güzel. Yani Almanca eğitim de görüyorlar haftalarında. Haftada 3 saat, evet, Almanca dil eğitimi ücretsiz, lisans, yüksek, hı-hı, lisans. Ve okulun özelliklerinden biri şu ki daha çok iş için, yani iş hayatına hazırlıyor öğrenciyi, hı hı, ve haftada 2 veya 3 gün derse gidiyorlar. Lisans öğrencileri 3 gün mecburi gidiyor çünkü Almanca, hı hı, dil eğitimine katılmak zorundalar. Yüksek lisansa 2 kere gidiyor. Yani bu şu demektir ki çocuklarımız oraya gidince haftada 20 saat çalışma izinleri, tabii, olacak. Haftada 3 gün gibi okula gidecekler. Evet. Diğer 20 saat istedikleri saatlerde dışarıda para, tabii, kazanmak için çalışabilecekler. Tabii. Çünkü vizelerinde çalışma izinleri olacak. Tabii. Yani hafta 20 saat. Peki ne kadar para kazanıyor çocuklarımız? Yani mesela saatine ne kadar para? En az ve en çok aralığı söyleyeyim. En az sen, yani en az 8 Euro'dan, 9, hı-hı, Euro'dan başlar. Bir saat için. Evet, bir saat, hı-hı, için. Onun yani yukarıda çıkabiliyor mesela 12, hı-hı, Euro. Yani işe bağlı açıkçası. Ama mesela öğrenciler part-time çalışabiliyorlar eğitim süresinde ve eğitim sonrası en güzel kısmı Almanya şu ki eğitim sonrası 18 ay oturma izinleri oluyor ve, hı-hı, iş bulduysa öğrenci Dışişleri Bakanlığı'na gidip belgelerini, hı-hı, gösterdikten sonra oturma iznini uzatabiliyor. Hı-hı. Hiçbir sponsorluk gerekmiyor mesela. O çok önemli çünkü bizim öğrencilerimiz diğer ülkelere gidenlerin hepsi oturma izinleri, yani work permit'leri bittikten, evet, sonra bir şirketin sponsorluğuna ihtiyaç, evet, duyuyorlar iş bulmakta. Bu çok önemli. Evet, evet. Bunu duyurmamız iyi oldu. Yani hem Berlin'e gidecek, hem İngilizce sınavı istemeyecek, hem, evet, İngilizce eğitim alacak, evet, hem Almanya'da 18 ay eğitiminden sonra çalışma izni alacak, hı hı, ve bir de Amerika'dan ya da İngiltere'den diploma, tabii, alacak. Peki rakamlar nasıl?
Rakamlar çok uygun evet. aslında baktığımızda. Mesela okul sürekli promosyonlar yapıyor, yani indirimler yapıyor. Tabii öğrenciler sürekli sizinle, bizimle iletişimde olmalı bunu bilmek için. Normalde mesela diyelim ki yüksek lisans programları birçoğu bizde 18 ay. Bir tek Amerikan derecesi olan programlar, 2 yıllık programlar. Diyelim ki inovasyon ve girişimcilik programı mesela şu an fiyat indirimde 5750 euro. 5750 euro senelik. Evet ve Amerikan diploması alıyorsun. Peki bunu bir kerece mi ödeyecek? Yok, taksitle ödeme şansınız var. Taksitle de ödeyebiliyor. Evet. Muhteşem. Evet. 5750 euroya Almanya'da yüksek lisans yapacak evet. İngilizce. Evet. Harika bir yani şey. Yani çok güzel fiyatlar yani baktığımızda. Hatta şunu söyleyebilirim. En uygun fiyatlar şu an bizim okulda, BSCI'de. Hem şartları güzel aslında öğrenciler için. Hem de ki fiyatları ve eğitim sonrası zaten orada kalıp çalışmak isteyen öğrenciler için yani çok muhteşem bir yol değil. Bir de biz tabii şunu da söylemek istiyorum. Biz de danışmanlık bedeli almıyoruz. Sizin resmi temsilciniz evet. olduğumuz için. Connect Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'na da bir para ödenmiyor. Evet. Bizim hizmetlerimiz de şöyle, sizin okulunuz çok güzel, evet, yeri güzel, imkanları güzel, okulun evet. eğitimi güzel. Bize de öğrencimiz geldiği zaman biz başvurusunu alıyoruz, sizden kabulünü alıyoruz. Öğrencimizin evet. kabul mektubu geldikten sonra vizemize başvuruyoruz. Bu arada konaklama seçeneklerini sunuyoruz öğrencimize. Onu da bir bilgi verir misiniz? Konaklama olarak nerede kalabilir tabii. öğrencimiz? Şöyle, konaklama olarak bizim anlaşmalı olduğumuz şirketler var. Mesela Skoda Home gibi, Erasmus'a vesaire bir sürü yerlerde anlaşmamız var. Ve öğrencinin bütçesine göre aslında bizim ekip onu ayarlıyor. Mesela öğrenci diyor ki benim aylık 400 euro maksimum bütçem var. Bana bir yer bulun. Bizim ekip bunu araştırıyor, seçenekleri öğrenciye sunuyor ve rezervasyonlarını yapıyor. Yok, öğrenci illa ben yurtta kalmak istiyorum derse öğrenci yurtunda. Tabii ki o zaman mesela öğrencilerimiz vardı, kendileri yurt buldular ama rezervasyonlarını biz yaptık. Çünkü peki ne kadar, yani rakam nedir? En az ve en çok konaklama aralığı yani nedir? Yani şöyle 350'den başlıyor. Yani aylık 350 evet. yemek içmek harçlı. Evet. Kendisi yani yapacak. Şöyle zaten biliyorsunuz Almanya'da ortalama yani kiralar, yeme içme 800 euro öğrenci bir ay için yetiyor. Tamam. Yani öğrenci 5750 euroyu verdikten sonra bunu da taksit ödeyebilir. Orada gelince çalışabilir. Evet. Çalışırken de saatine yaklaşık 10-15 euro gibi bir para kazanabilir. Evet. Ve konaklama bedeli de 300 euro ile işte 700-800 euro aralığında da seçtiği tabii, konaklamaya göre bir yerde kalabilir. Tabii. Evet, ne kadar güzel. biz de öğrencilerimize vize desteği veriyoruz. Vizesini tabii. alıyoruz. Konaklamayı sizin yardımınızla yerleştiriyoruz. Evet. Ve öğrencimiz mezun oluncaya kadar öğrencimize destek veriyoruz. Tabii. Beraberce, sizinle beraber tabii ki. Öğrencimiz gidip gelip diplomasını alıp orada kalmak isterse kalıyor, kalmak istemezse ülkemize geri dönüyor. Tabii şöyle bir şey de var, öğrenciler için seni bir yılda 3 kere öğrenci alımı yapıyor okul. Bu Şubat, Mayıs, Ekim aylarında ve başvurularımız bu arada ücretsiz tamamıyla. Yani application fee denilen bir şey yok okulda. Yani bu çok güzel öğrenci için. Ve öğrenci belgileri bize ilettikten sonra cevabı neredeyse ortalama 2-3 haftaya maksimum gelir. Yani öğrenci artık biliyor kabul oldu mu olmadı mı. Evet, bir sürü okuldan böyle birkaç ayda geliyor sonuç. Evet. Öğrenci de tabii kabul edilip edilmediğini bilmek istiyor. Eğer evet. kabul edilmiyorsa bir B planı yapması için vakit tabii. kalsın istiyor öğrencimiz. Evet. Bu da önemli. Hızlı bir şekilde sonuç yani geliyor. Hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Tabii. Peki not ortalaması ne istiyorsunuz? Şöyle ortalaması. Söyleyeyim size. Lisans öğrencileri için bizim not ortalaması da %60 olması yeterli oluyor. Ama yüksek lisans için 4 üzerinden işte 2.25 olması gerekiyor. Tabii bunun altında olan öğrencilerimiz oldu mu? Oldu. Ama motivasyon mektuplarını güzel yazmışlar. O yüzden kabul aldılar. Bu arada şunu da söylemek isterim. Birçok okullar biliyorsunuz, Almanya'da devlet okulları özellikle. Mesela siz bir bölümden diğer bölüme atlayabilmezsiniz. Yani neyi bitirdiyseniz de onu mutlaka devam etmelisiniz. Ama bizim okulda öyle bir şey yok. Mesela mühendisliği mi bitirdiniz, MBA yapabilirsiniz veya dijital marketingte belki tecrübeniz var, alanınızı güzel. Değişmek istiyorsunuz. Evet. Yani bunu sadece motivasyon mektubunuzda açıklamanız yeterli oluyor tamam. ve okuldan kabul alma şansınız da tamam, yüksek çok oluyor. Güzel, çok güzel. Evet. O zaman gayet avantajlı. Yani Türkiye'deki birçok üniversiteden daha ekonomik geldi şu anda. Şöyle biraz hesaplayınca.
hem Almanya'da okuyacak, hem Amerika diploması alacak, isterse İngiltere diploması alacak, Almanya'da, Berlin'de, merkezde okuyacak, haftada 3 gün gibi okula gidecek, diğer zamanlar çalışabilecek. Ve MBA yapacak ya da işte Global MBA yapacak ya da finans okuyacak. Evet, farklı bölümler var. Girişimcilik okuyacak, bir sürü işletme alanında bir sürü bölümü var. Ne kadar güzel. Biz de size bu şekilde öğrencilerimizi yönlendireceğiz ve beraberce umuyoruz ki iyi eğitim alıp gidip geri gelsinler diye öğrencilerimize destek veriyoruz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. Çok sağ olun. Öğrencilerimizle de inşallah Berlin'de de beraber ziyaret ederiz. İnşallah, tabii ki. Evet. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.